ilgili parti içi süreç. Yani delegelerin imza vermeleri mesela. Şimdi siz eğer çıkıp kurultayın öncesinde zaten kurultaya gideceksiniz. Kurultayda divan başkanının önünde imzanızı atacaksınız. Bunu öncesinde kamuoyu önünde yaparak ya da imza atmak konusunda delegeler üzerinde bir baskı oluşturulduğunu ve böylece başka adayların çıkmasını engelleyici bir tavır haline geldiğini, kurultay salonundaki düzenlemelerden yine kurultaya salonuna girecek kişilerin belirlenmesine kadar bir antidemokratik sürecin işlediği itirazı var, eleştirisi var. Buna da haberin olsun da yer verelim istedik. Devam edelim arkadaşlar. Hakan Fidan, Avrupa Birliği küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı. Evet, yani Hakan Fidan diyor ki ya Avrupa Birliği diyor, siz ne yapıyorsunuz diyor ya. Yani biz Türkiye'yi uzaklaştırıyorsunuz, tamam hani insan haklarıydı, demokrasiydi, başka konular ama buraları boş verin diyor. Yani bunlar önemli değil. Artık dünyada yeni güç dengeleri oluşturuluyor. Bakın bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin. Türkiye'de jeostratejik önemi bilinen bir ülke. Meseleye buradan bakın. Yani Türkiye'yi de içine dahil ettiğinizde daha güçlü bir Avrupa olur. Geri kalanı yalan demiş oluyor herhalde. Benim anladığım, bilmem Hüsnü Mali ne der? Ya tabii şimdi bu tür demeçlerle özellikle son bir ayda yani bu Gazze meselesinden dolayı o kadar gelgitli şeyler yaşıyoruz ki. Hem bölgesel ilişkilerimizde, Batı ile ilişkilerimizde, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde, Rusya ile ilişkilerimizde karman çorman bir şey. Bunun da bir tek nedeni var. Yani bu iktidar dış politikada neyi istediğini kimse bilmiyor. Ya da şöyle bu iktidar nasılsa bir kargaşa var ya, yani bölgede de dünyada da ben bu kargaşadan maksimum ne kadar yararlanırım modunda. Pahasına, ne pahasına olursa olsun içeride. Haklı da bu anlamda, ben sana söyleyeyim. Yani yararlanıyor ama, diyorsun. Bence. Yani örneğin en son işte bu Gazze olayında olduğu gibi hatırla, ilk hafta sesi çıkmadı iktidarın. İlk 3 gün 5 gün hatta dengede kaldı İsrail falan işte Hamas ıvır zıvır. Neredeyse 20 gün. İşte neyse atıyorum şimdi bir hafta 10 gün önemli değil. Sonra birdenbire sertleşti. Yani hiç kimsenin beklemedi. Yani düşünsene 3 gün yas ilan etti. Yani olacak iş değil. Hiçbir Arap ülkesi bunu yapmadı. Şimdi neden? Çünkü Arap kamuoyuna oynuyor. İslam ülkelerinin kamuoyuna oynuyor. İçeride baktığı iş yani artık kendi kitlesine de bir gaz vermesi gerekiyor. Onu da başardı zaten. Gerçekçi olalım. Şimdi Batı'yla ilişkisinde yani bu deminki demece bağlı olarak söylüyorum. Sen bu sertleşmeyi yap, yani yapayım mı sertleşmeyi yapmayayım mı modunda iken senin bakan Mehmet Şimşek Avrupa başkentlerinde para istiyor. Bekliyor. Nasıl olacak? Evet. O da diyor ki ne diyorsun sen ya? Sen orada bize kafa tutuyorsun. Yani Avrupa'ya. Çünkü Avrupa dedin ki Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si. Bunların 100 tane savaş gemisi şu anda hemen Antalya'nın açığında duruyor. 100 savaş uçağı bak 100. Ve dünyanın en büyük savaş gemileri. O da yetmedi, demin de söyledim ya, Antalya'ya B-52 bombardıman uçağı gönderiyor. Adana. Şey, İncirli'ye pardon. Şimdi düşünsene. Şimdi buradan denge ne? Sen istediğin kadar bunu söyle. Yani bunlar çok önemli değil onlar aslında. Evet, Hakan Fidan açıklamaları bu. Şimdi bir başka bakana geleceğiz. Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Sayı abartılıyor dedi. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı %40. Şimdi ben sayı abartılıyor deyince dedim ki acaba ne kadar abartılıyor? Yani, işte %40 abartılıyor. Hayır şöyle. %40 abartılıyormuş. Yani diyor ki bakan ya %50-60 falan diyorlar diyor. Asgari ücretle çalışan yani toplam çalışanlar içinde asgari ücretle çalışan sayısı %50-60 diyorlar. Abartıyorlar. Sayı oran %40 diyor. Yani zannedersin ki %3 falan diyecek. Hani ya o kadar da abartılır mı kardeşim? %60. Ne %60? %3, %5 dese hani olur. Dezenformasyon diyebiliriz. Ya 40, ha 40, ha 50. Ha 50, ha 60. Sonuçta neredeyse yarısı. Yani bakanın da aslında bu itirafı. Bu ülkede çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Şimdi Avrupa ülkelerinde gelişmiş ekonomilerde %1'i bile bulmayan ülkeler varken %1, %2 yani en niteliksiz, en kıdemsiz, işe yeni başlamış, böyle
ne diyelim, çok sınırlı alanlarda ödenen asgari ücret, adı asgari ücret ve işlevi de bu. Türkiye'de %40, Sayın Bakan herhalde durumdan memnun, o yüzden %50-60 diyerek abartıyorlar, %40'tır demiş. E peki bundan sonra %40 deriz. Yani çok mu küçük bakana %40, çok mu küçük geldi bilmiyorum. Daha şimdi, da onun yanına şeyi koy, yani asgari ücret işte 11 küsur. 7500 emekli, en düşük emeklileri de koy. Var. En yüksek memur maaşını da koy. En az, yani en az en yüksek. En düşük emekli maaşı koyma. Asgari ücret kadar alan emeklileri de dahil et. Aynen. Yani asgari ücrete mahkum kişi sayısı. Evet. Çalışan artı emekli işte 60'ı da bulur, 70'i de bulur o zaman. E tamam şeyi al o zaman. Yani en düşük memur maaşını da evet. İşte 21 miydi neydi? Evet. Onu da koy. Etti mi %90? Öyle bak. Evet. Peki o zaman bir başka sayıya geçelim. Bu 50-60'tan rahatsız.